Ayfer Hanım günaydın. Ayfer Fırat Ankara'dan bizlere günaydın diyor. Sizlereden günaydın diyorsanız gündeminizde ne varsa emek ve dayanışma başlığı altında konuşuyoruz. Lütfen mesajlarınızı gönderin bizimle. Hem bizi hem gündemi takip eden izleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tekrar söyleyeyim, az sonra Taksim Meydanı'na döneceğiz. Fox Haber'den Emre Üskübarlas bizleri bekliyor olacak. Şimdi koronavirüs gündemi, hani onunla ilgili haberler, tablolar, doğru yaptıklarımız, yanlış yaptıklarımız, aşıyla ilgili yaşanılan o sıkıntılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben bunu kabul etmiyorum demesi, kabul etmiyorum deyince meselelerin ortadan kalkmıyor oluşu. Bunların hepsini konuşuyoruz ama en çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de kuşkusuz esnaf, esnafın desteklenmesi bu süreçte ve vatandaşların o yardımlarla ayakta tutulabilmesi. Emek derken ve dayanışma derken o dayanışma, yardımlaşma ruhundan da bir bahsedelim. Korona. Lan kadın yere kapaklandı ya. Kalabalıklar gıda kuyruğunda, hatta izdihamında. Havaya saçıyor işte. Allah Allah, hepsi birbirinin üstüne yıkıldı. Eyvah eyvah. Esnaf destek beklentisinde. Kapatıyorsun benim mekanımı, o zaman ver paramı. Mal sahibi bana demiyor ki 17 gün bak. Kardeşim sen abilesin, kiranı verme. Takır tükür 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 alıyor. Doğalgaz, elektrik bilmem ne. Ne olacak bunlar? Taş mı yiyelim evde yani, ne yapalım? Patates sırasının adresi Kayseri. Maske yok, mesafe yok. Yardım izdihamının yaşandığı yerse Kırıkkale. Şuna bak, valinin önünde olan olaya bak ya. Görüntüler kapanmadan bir gün öncesine ait. Kırıkkale Valiliği'nde yardım çeki dağıtılacaktı. Ama o dağıtım organizasyon rezaletine dönüştü. Havaya saçıyor işte. Yere düşenler, birbirlerini ezenler, yardım çeki alamayanların valilik binasına girmeye çalışması. Allah Allah, hepsi birbirinin üstüne yıkıldı. Eyvah eyvah. Haller açık. Semt pazarları kapalı. Pazarlar kapalı olunca üreticinin malı burada çok perişanlık çekecek, çok mallar çürüyecek, çok büyük zararlara neden olacak. Bu tepki sesinin yükseldiği yerse semt pazarı. Marketlere gidin, tıklım tıklım, 3 liralık domates 12 lira, efendim salatalık 2 liralık salatalık markette 7-8 lira. Nöbetçi pazar yerleri kalıcı pazar yeri olacak, sabah 10'da açılsın, akşam 5'te kapatsın. Hem pazarcı esnafı boş kalmamış olur, hem de üreticinin malı mağdur olmamış olur. Ve esnaf. 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. Sembolik bir rakamdı. Onlar da biliyor, tamam 1000 lira mümkün değil. Bir ev kirası bile 1000 lira değil. İleride bir şey olsa, bak biz kira yardım yaptık adı altında ama 1000 TL. Rakam ikinci planda ama biz yaptık, ne yaptık? Tam kapanma dönemi için destek paketi açıklanmamasından şikayetçiydi esnaf. Cumhurbaşkanı Erdoğan kira desteğinin bir ay daha devam edeceğini söyledi. Ancak o destekten zaten tüm esnaf yararlanamıyordu. Hem de uzatma asıl sıkıntı yaşayacakları Mayıs ayını kapsamıyor. Bugüne kadar bir destek almadı. 15 bin lira kira veriyorum ben. Kimse işi görece değil ki 1000 lira. Sadece göstermelik açız yani. Daha bugün ilk günü. Bakalım ne olacak, biz de bilmiyoruz. Eğer böyle devam ederse kapatacağız yani biz de 17 gün boyunca. Kapamanın ilk günü görüyorsunuz. Sabahtandır gelmişim, daha telefon çalmamış. Sadece paket servisten kira, elektrik, su vesaire şeyler çıkmıyor. Tam kapanmanın ilk gününde istisna tutulan iş yerleri hariç tüm dükkanlar kapalı. 17 gün boyunca kapalı kalacak esnaf içinse kapanmanın maliyeti ağır. Sağlanacak destekse tüm esnafı kapsamıyor. Bunun da belli şartları var.